önceki mikrobiyota meselesinde de konuştuğumuz üzere yediklerimiz beynimizi müthiş derecede etkiliyor. Tamam, beynimiz vücudumuzun %2'si kadar bir alan kaplıyor ama %20 enerjinin %20'sini kullanan bir patron. Enerji de besinlerden geliyor. Doğal olarak beslenme çok çok önemli. Yani başlık olarak söyleyeyim. Spor çok çok önemli. Yani bunu bilmeyecek bir şey yok zaten. Hani egzersiz önemli. Şimdi arada tweetlerden birinde vardı. Şimdi hani biz şey dedik, o da arada kaynamasın. Yapılan çalışmalar evet, totalde sanki bir kalp atım böyle net bir limit var. Buna ulaşınca sanki ölüyoruz gibi genel bir şey var. Bu durumda insanların aklına şu gelebilir. O zaman spor falan yapmayalım. Ben tüm gün kanepede yatayım. Doğal olarak kalbim yavaş yavaş atsın. Oh, hayır, bu asla çıkmasın. Şöyle söyleyeyim mesela. Yapılan bir çalışmada insanları almışlar. Ortalama kalp hızları 68 hocam. Bunlara her gün 40 dakika egzersiz yaptırmışlar. Doğal olarak bu 40 dakikalık egzersizde belki bu adamların kalp hızı 100'lere 120'lere çıktı. Şimdi düşünebilirsiniz, eyvah kotadan gidiyor yani, sürekli inen bir sayaç var karşımda. Ben öyle düşünmüştüm. Ama 6 hafta sonunda yapılan çalışmada 53'e iniyor ortalama kalp hızı. Şimdi bu çok önemli. Belki 40 dakika boyunca kalbiniz bir miktar hızlı artıyor ama düzenli spor yaptığınızda ortalama kalp hızınız azalıyor. Bunu da totale vurduğunuzda, İşte günlük 40 dakika spor yapıyorsunuz, diğerinde geri kalan 23 saat ciddi bir ortalama azalıyor. Yani aslında spor yapanlar da kalp hızının ortalamanın altında olduğunu biliyoruz. Sporla ilgili çok önemli bir şey var. Hani hep kaslarımızla ilgili konuşuyoruz ama spor bilişsel işlevleri artıran bir şey. Bunu çok net gördük. Özellikle hipokampüste çok ciddi etkileri var. Nörogenesis üzerinde. Nörogenesis nedir? Yeni sinir, ya siz tabii çok iyi biliyorsunuz ama ben dinleyen olur diye biliyorum, onu izleyicilerimiz de biliyordur ama yeni sinir hücrelerinin üretebilmesi olayı. Spor yapanlarda bu, hatta eğitim sistemine şu an hocam bunu entegre etmeye çalışıyorlar ama biz o kadar dar bakışlıyız ki mesela sıraların altına şu an